10. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. 10. sınıf temel dini bilgiler. Birinci dönem birinci yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. Birinci soru, dinimizin inanç esaslarını inkar eden kişilere ne ad verilir? Kafir, mümin. Evet, dinimizin inanç esaslarını inkar eden kimselere ne ad verilir? Evet arkadaşlar, burada kafiri işaretliyoruz. Neden? Çünkü inkar ediyor. Yani hiç kabul etmiyor. Ama münafık daha farklı. O ne yapıyor? İnançlara inanıyor gibi görünüyor. Yani dışıyla inanıyor ama içiyle inanmıyor. O daha farklı. Onun için burada bu metne uygun cevap kafir olacak. İkincisine geçtik arkadaşlar. Allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kişilere ne ad verilir? Mükellef, mütevekkil. İkisi de arkadaşlar ismi mef'ul bir kelime. Hani İmam Hatip okuyorsanız hatırlamanız babından. Mükellef, tefil babından ismi mef'ul. Bu da tefeul babından, tevekkül eden kimse demek. Bu da sorumlu olan kimse. Yani yasaklardan sorumlu, gördüğünüz gibi mükellef. Onun için burada mükellefi işaretledik arkadaşlar. Sorumlu olan kimseye mükellef denilir. Hatırlamak babından ef'ali mükellefin var. 8 tane sorumlu olduğumuz emirler ve nehiler var. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, mekruh, müfsit, haram. İşte orada geçiyor arkadaşlar. Evet, üçüncüsüne geldik. Üçüncüsü, kelime olarak itaat etmek, teslim olmak ve barış anlamlarına gelen kavram hangisidir? İman, İslam. İtaat etmek, teslim olmak ve barış anlamlarına gelen kavram. Evet, iman, İslam. Burada arkadaşlar İslam'ı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Selam kelimesidir bunun aslı. Mastarı o da barış demek. Burada barışı görünce direkt bunu işaretliyoruz. Dördüncü soru, kalp ile tasdik etmek ve dil ile de ikrar etmektir. Cümlesi hangi kavramın tanımıdır? İman, İslam. Tabii ki iman. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmek, yani söylemek, kabul etmek manalara gelmekte. Bu da iman. Beşincisi, dini konularda başvurulacak en temel kaynak hangisidir? Evet, dini konularda başvurulacak en temel kaynak arkadaşlar, tabii ki Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i işaretliyoruz. Sonra sünnet gelir. Peygamber, yani Kur'an-ı Kerim'de olmayan Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine bakılır. Sonra ona itibar edilir. Ama ilk ve en temel ana esas kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Altıncısı, inandım anlamına gelen ve imanın şartları ile kelime-i şehadeti kapsayan ifade hangisidir? İnandım anlamına gelen ve imanın şartları ile kelime-i şehadeti kapsayan amin ve amentü. İki tane kelime var. İki tane fiil diyelim. Ara, İmam Hatip okuduğunuzu kabul ediyorum. Amin, aynı bab ikisi de arkadaşlar. Amene yuminunun emri hazırıdır. Emir fiil. Amin. Bunun manası istecib duana. Duayı fiillerdendir. Amin diyoruz ya. İstecib duana, yani duamızı kabul et. Amentü, ben iman ettim. Amentü, ben iman ettim. İşte inandım, iman ettim manasına gelen imanın şartları. Amentü billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusulihi ve yevmil ahire diye gidiyor. İşte o arkadaşlar. O zaman burada amentü işaretliyoruz. Ama iki fiilin kökeni de aynı. Evet, burada da neyi işaretledik? Altıncı şıkka amentü işaretledik. Yediye geldik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, uygulamaları ve onaylarına ne ad verilir? Evet, sözleri, uygulamaları ve onaylarına ne ad verilir? Tabii ki sünnet arkadaşlar. Bunu da zaten biliyoruzdur. Üzerinde fazla durmayalım. Bir de tebliğ var arkadaşlar. Tebliğ demişken buranın, karıştırmayalım. Cevabı sünnet. Tamam. Tebliğ, peygamberlerin
sıfatlarından biridir. Sıfatları neydi? Sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet. 5 tanedir arkadaşlar. Sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet. İşte onlardan biri tebliğ. Görmüşken hatırlamış olduk. 8. İnanç esaslarını kabul eden kişilere ne ad verilir? Kalben kabul eden. İnanç esaslarını kalben kabul eden kişilere ne ad verilir? Müşrik, mümin. Tabii ki iman eden, kalben kabul eden mümindir. Onun için burada da mümini işaretledik. 9. Kişi eğer çevresinde bulunan inancı hiç araştırmadan aynen kabul ediyorsa bu inanca ne ad verilir? Tahkiki iman, taklidi iman. Kişi çevresinde bulunan inancı hiç araştırmadan aynen kabul ediyorsa arkadaşlar bu başka birini taklit ediyordur. Bu taklidi iman ama geçerli bir iman. Zaten iki kısım tahkiki, taklidi. Şimdi şurada onu açıklayacağız. Evet, buraya bunu işaretledik. Dinimizce üstün görülen iman şekli hangisidir? İşte geldi. Tahkiki iman, taklidi iman. Tahkiki iman arkadaşlar, bir de taklidi iman var. Biz burada tahkiki imanı işaretliyoruz. Tahkiki iman daha net olarak söyleyecek olursak, yani şu şekilde bir şey söylemek mümkün. Kişinin iyice araştırıp, öğrenip, dinin emirlerini, nehileri ve onu uygulaması. Taklidi iman, yani anneden babadan gelen veya bulunduğumuz ülkeden dolayı Müslümanız ama gereklerini tam olarak yapmıyoruz. Yani aslında bu manaya bu. Tahakkuk ettirmesi, yani onu gerçekleştirmesi, imanın, İslam'ın gerekleri neyse onu tam olarak yapması. Onun için bu üstün olan imandır arkadaşlar. 10. Tahkiki iman diyoruz. Evet arkadaşlar, şurada 3 tane soru var. Bunları da çözeceğiz, bitireceğiz. Hatırlatalım. 752. videonun çekimini yapıyoruz. İmam Hatip okuyanlar için şöyle bir hatırlatmada bulunabiliriz. Videonun sonunda tanıtımı yapacağım ama şimdilik 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tamamının tercümesi var kanalımda. Bununla beraber yine sınavlarda çıkmış sorular da mevcut 5. sınıftan 12. sınıfa kadar. Bu 3 soruyu bitirdikten sonra isterseniz çıkabilirsiniz videodan, isterseniz kanalımın tanıtımını izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, yani başta da yapabilirdim ama dikkat dağılmasın diye bu sonuna bıraktım. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de aşağıdaki konulardan hangisinin bulunduğu söylenemez? İnanılması gereken konular, sorumlu olduğumuz ibadetler, uyulması gereken ahlaki ilkeler, toplum hayatında uyulması gereken kurallar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. İnanılması gereken konular nedir? Onları bulalım önce. Aşağıda konulardan hangisinin bulunduğu, yani bulunan konular bulacağız. İnanılması gereken konular, neye inanacağız? Bu var arkadaşlar. Sorumlu olduğumuz ibadetler, bu da var. Uyulması gereken ahlaki ilkeler, bu da var. Hatta bir yere vardığınız zaman ön kapıdan mı, arka kapıdan mı girmemiz gerekiyor? Bu bile var arkadaşlar. Hucurat suresinde uymamız gereken kurallar var. Yani çok şeyde, günlük hayatımızda bize lazım olan her şey var. Onun için uyulması gereken ahlaki ilkeler var. Doğrudur. Bir yere vardığınız zaman arka kapıdan girmeyin. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde var. Evet. Ç, D, E olabilirdi. Neyse, önemli değil orası. Toplum hayatta uyulması gereken kurallar var. Bu da var arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in hayatı, bu yok arkadaşlar. Peygamberimiz hayatı bahsedilmiyor. Onun için birinci soru için burada D şıkkını işaretledik. Evet, şimdi şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. İman kelime olarak şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmek anlamına gelir. Bir terim olarak ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin getirdiği haberler ve hükümleri onaylamak ve doğruluğuna yürekten inanmaktır. İşte bizim arayacağımız kelime bu arkadaşlar, inanmak. Aşağıdakilerden hangisi iman kelimesinin yerine kullanılan kavramlardan biri değildir?
kabul etmek, Peygamber Efendimiz'in getirmiş olduğu hükümleri onaylamak ve inanmak. Bu manalardan dört tanesini bulacağız ama biri bunların dışında. Buluyoruz arkadaşlar. İtikat, inanmak arkadaşlar burada var. Akaid, aynı kelimenin Arapçası, o da aynı. İnanç, inandığımız şeyin neticesi zaten. Bu da akide, bu kelimeyle aynı. Yani hepsi aynı manayı ifade ediyor. Ama fıkıh farklı arkadaşlar. Onun için burada A şıkkını işaretliyoruz. Devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de yaratılış amacımızdan bahsedilmiş ve insanın buna uygun bir yaşam sürmesi istenmiştir. Bunun için uyulması gereken kurallar belirtilmiştir. Bunun yanında canlı bir model olarak da Peygamber Efendimiz sunulmuş ve onu örnek almamız istenilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şöyle yapalım arkadaşlar. A şıkkı, Peygamber Efendimiz'i örnek almak Müslümanların önemli bir görevidir. Burası doğru arkadaşlar. Sünnete uymak dini bir gereklilik değildir. Bunu şöyle alalım. Peygamber Efendimiz'i örnek almak, Kur'an'a uymak demektir. Bu da doğru. Peygamber Efendimiz'in ahlakı Kur'an ahlakıdır. Bura doğru. Hazreti Ayşe validemize sormuşlar. Peygamberimizin ahlakı o da Kur'an ahlakıdır demişti. Burada o söyleniyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz canlı Kur'an'dır. Yani evet Kur'an-ı Kerim'de ne varsa zaten bizi onu anlatıyor ki Hazreti Ali ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Ma ataakumur rasulü fehuzuhu ve ma nehaakum anhu fentehu. Allah'ın Resulü size ne vermişse onu alın ve sizi neden nehyetmişse ondan da kaçının diye işte orada anlatılıyor. Onun için canlı Kur'an'dır. Evet burada arkadaşlar B şıkkı. Sünnete uymak dini bir gereklilik değildir. Yani sünnete uymazsan peygamber o zaman Kur'an-ı Kerim'de kabul etmiyor demektir. Bu olmaz. Çünkü imanın şartları Allah'a, peygamberlerine iman etmek. Beraber zikredilmiş. O biri olmazsa olmuyor. Onun için burada B şıkkını işaretledik. Arkadaşlar bitirdik. Şimdilik bu kadar. 10. sınıf temel dini bilgiler. 1. dönem 1. yazılı sorular. Bu şekildeydi. Kanalıma destek için abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza eğer ki istifade ediyorsanız tavsiyede bulunabilirsiniz. Bununla beraber beğeni yapmayı, yorumda bulunmayı arkadaşlar unutmayınız. La tensavul iştirak diye şuraya da Arapça olarak yazmışım. Oraya gözüm kaydığı için karıştırdım. La tensavul iştirak. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Evet arkadaşlar şimdi kanalımın tanıtımını yapıp videoyu bitiriyorum inşallah. Arkadaşlar Bilgi Akademi gördüğünüz gibi kanalımın ismi. Burada oynatma listelerine geliyoruz. 10. sınıfa ait yazılı sınav soruları var. Sonra aşağı iniyoruz. Eğer ki İmam Hatip okuyorsanız arkadaşlar. Arapça ders kitabının tercümesi var. 38 video. 1. üniteden 6. üniteye kadar. Vay Arapçaya şu var. reklamları bir kapatalım. Bütçenin Aleyküm ve Evet, şu videoya bakalım. Burada daha net arkadaşlar. Namaz. Gördüğünüz gibi Arapça ifadelerin altına Türkçe tercümeleri eklenmiş. Demek istediğim zaten buydu. Size kolaylık olsun diye bu şekilde yaptık. Evet, şimdi ana sayfaya bir daha dönelim. Bir hatırlatmada bulunalım. Sonra bitirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hangi oynatma listesinde ne kadar video var. Hepsi görünüyor arkadaşlar. Toplamda 752. video. Şu anki video YouTube'a yüklediğimiz zaman. Evet burada dini hikayeler var. Buna tıklayalım. Değişiklik olsun diye arkadaşlar sınavlardan sıkılırsanız bunları İnsan için. izleyebilirsiniz. Mesela şu çok ibretlik bir kıssa. Şöyle biraz dinleyip sonra bitireceğiz arkadaşlar. Sağ yolları arasında biri avraş, biri kel, biri de kör üç kişi vardı. Allahü Teala onları sınamak istedi ve kendilerine bir melek gönderdi. Melek avraşa geldi. En çok istediğin şey nedir dedi. Abraş. Güzel bir renk, güzel bir ten ve insanların iğrendiği şu halin benden giderilmesi, dedi.
Melek onu sıvazladı, rengi güzelleşti. Melek bu defa, "En çok sahip olmak istediğin mal nedir?" dedi. Adam, "Deve yahut da sığırdır," dedi. Ona 10 aylık gebe bir deve verildi. Evet, bu Melek, burası bu Allah şekilde sana devam ediyor. Devamını buradan izleyebilirsiniz. Bu şekildeydi arkadaşlar. 10. sınıf temel dini bilgiler, 1. dönem 1. yazılı sorular. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.